Dediğin yanları seversin değil mi? Ama bitirin mi çok iyi misin? Harika. Takma kafana. Babam bu ara ekstra uyusuz biliyorsun. Onurcu, sofraya oturmak istemezsen anlarız canım. Afiyet olsun herkese. Zafer'cim çek bakayım sandalyeni biraz. Hepimiz için zor bir dönem. Kısa sürede geçmesini umalım. Babam yerine dönene kadar ben buradayım. Bu süreci ne kadar birlik içinde atlatırsak o kadar iyi. Babam daha ölmedi Onur. Çok şükür ki ölmedi. Babanın yerine geçecek birine ihtiyacı yok. Şu anda odasını ofise çevirdi. Sen role biraz erken mi girdin acaba? Doktor stresten uzak olmasını söyledi. Ben de sorumluluklarını üstlendim. Hepsi bu. İlk fırsatta kendi kendini veliaht ilan ettiğine göre babanın tekrar kalp krizi geçirmesini istiyorsun o halde. Hı? Ayrıca bu evde böyle bir ihtiyaç yok. Bu talihsiz konuşmanı yok sayalım. Babam da duymasın Onur. Bu babamın ricası. Çok özür dilerim. Pardon, ben çok özür dilerim. Pardon. Size afiyet olsun. Abla. Neslihan. Burası babanın masası. Heh, misafirimiz de nereye geldiğini şaşırdı, yazık. Bu bir süreç. Gereksiz drama yaratmaya gerek yok. Nihayetinde amacın belli. Amacını hepimiz görüyoruz Onurcu. Emin ol, biz de elimizden geleni yapacağız. Eminim. Zafer haklı. Misafirimizi daha fazla huzursuz etmeyelim. Ay yok, rica ederim. Asıl ben sizi huzursuz ettim galiba, istemeden de olsa. Aslında izninizi de isteyebilirim. Aman lütfen. Lütfen bir yere gitme, gördüğünüzde sen masanın emniyet subabısın. Lütfen kal bizimle, tamam mı? Çalışanlarımızın da beyni yandı. Kimden komut alacağım? Arkadaşlar, yetkili kimse bir komut verseniz de başlasak artık. Lütfen Onurcuğum. Koltuğun hakkını vermelisin. Bahriye Hanım, başlayabiliriz. Peki efendim. We'll be right back.
Bir eksiğiniz ya da ihtiyacınız olursa bana seslenmeniz yeterli Onur tamam. Bey. Tamam Gamze'cim, sağ ol. Abi. Yukarı kadar yorulmasaydın, sen de aşağıda dökseydin için diğerleri gibi. Beni tanımıyormuşsun gibi konuşma abi. Benim ne zaman bu saçma Bizans oyunlarıyla işim oldu? Senin için endişelendiğimden geldim. Niye endişelendin? Burada kalmak, o masanın başına geçmek istiyor musun sahiden abi? Şu anda böyle gerekiyor. Ne demek gerekli? Babama göre mi? Sizi hiç anlamıyorum. Bu kadar sinirleri germeye gerek var mı gerçekten? Keşke olmasa. Ama bak sen bizim tarafsız bölgemiz olarak nefes alanımızsın. Burada kal. Biz diğerleriyle aramızdakileri hallederiz. Umarım. Şimdi izninle ben evden birkaç eşya almaya gideceğim. Tamam. Aç kalmadın emin misin? Hiçbir şey yemedin. Ay yok yedim, merak etme sen. Allah seni kutlama diye çağırdık ama maşallah sabah programına döndü. Kim kime ne yapıyor belli değil. İyi ki seyircimiz sendin. Dert etme. Ama ben bu halde araba kullanmayayım diyorum. Sen bana taksi çağırabilir misin acaba? Ya ben bırakayım seni. Ya da istersen başka yere gidelim, hava alalım, modumuz değilsin. Başka zaman yapalım ya. Ben biraz yorgunum. Sen de zahmet etme, taksiyle giderim ben. Ben de çıkıyorum. Evden bir şeyler almam lazım. Ben bırakırım. Ay, hiç yorulmasaydın ben bırakırım. Birimiz evde kalalım. Geçmiş olsun tekrardan. İyi geceler. İyi geceler. Başka zaman Melis. Telafi edeceğim. Tamam. Hemen yukarıda araba. Yolunu değiştirmiyorum. Eminsin değil mi? Hayır. Ya çok yersiz bir kavganın arasında kaldım. Gerçekten hepimiz adına çok özür dilerim Melis. Yani aslında ben de bir an benim bu kadar aileden gördüğünüz için sevinmiştim biliyor musun? Şaka bir yana. Uzun zamandır oturduğum ilk aile sofrası sizinki. Oo. O zaman durum daha da vahim. Merak etme. Alışığım ben böyle tartışmalara. Maalesef. Sizde de mi oluyordu? Ama olsun. Yani bütün özelinizi paylaştınız benimle. Hiç çekinmediniz benden. Benim galiba size teşekkür etmem lazım bunun için. Ne dersin? Trajedimizle seni eğlendirebildiysek ne mutlu. Yani nasılsa bütün trajediler eninde sonunda anlatılacak komik hikayelere dönüşmüyor mu sence de? Güzel bir bakış açısı. Aynen. En azından içindeyken çok takılmamamı sağlıyor. Yaşadığım şeylerden iyi olanı alıyorum, kötüyü de zamana bırakıyorum. Bayağı bir işe yarıyor biliyor musun? Tavsiye ederim. Peki, dışarıdan bir göz olarak soruyorum sana. Hı hı. Bu akşama dair iyi olan şey neydi sence? Bence baban mesajını anlamış. Sana yeni bir sayfa açalım diyor. Ve tam olarak bu bence bayağı bir kutlanmaya değer biliyor musun? Gülme, çok ciddiyim. Bak şu ileride çok güzel bir yer keşfettim. Eğer vaktin varsa sana hayatında yiyebileceğin en iyi tiramisu'lardan bir tanesini ısmarlayabilir miyim? Bak İtalya'da bile yiyemezsin böylesine. O kadarını söylüyorum cidden. Var mı o kadar vaktin? Tiramisu'ya hayır denir mi? Bence denmez ama. Hadi gidelim, tarif et. Babam gerçekten de Onur'u affetmemiş anne. Yahu babam birkaç haftaya ayaklanır. Siz neyin teyakkuzuna geçtiniz? Kaç haftaya düzelir baban? Kaç haftaya düzelir? Sizin şu rahatlığınız var ya, sizin şu rahatlığınız beni öldürecek çok yakında. Bu genişliğiniz beni öldürecek. Bakar mısınız? Onur bana bile sormadan eve yerleşiyor. Bu Onur'un gözdağından başka nedir? Söyler misiniz bana? Ne yani şimdi yemek masasında baş köşeye oturdu diye ailemizin reisi mi oldu? Sus! Sen konuşma. Sen ağzını bile açma. Her şey senin bu rahatlığın yüzünden oldu zaten. Baban ne düşünüyor bilmiyorum. Eğer hastalığı yüzünden saçmalamadıysa babanız,
Emel'in bir bildiği vardır. Ya Onur'u tartıyor ya Onur'u haddini bildirecek artık neyse. Eğer Onur'u tartıyorsa o Onur'a haddini biz bildireceğiz. Anladınız mı beni? Onur'un oynadığı bu yöneticilik oyununu bozacağız, çökerteceğiz Onur'u. Başka yolu yok. Bundan sonra babanın aklına ilk gelen isim Onur olmayacak. Savaş bayısı da sürelim mi anne? Anne bak rica ediyorum lütfen. Ya senin sevgi kelebekliğine hiç tahammülüm yok şu anda. Ne sırası ne yeri. Çık dışarı, çık. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Çık dışarı. Şimdi bunların sırası değil. Kapat kapıyı. Eğer içinizde durumun vehametini anlayamayan, kavrayamayan varsa derhal çıksın dışarı. İşe Onur'un o göstermelik nişanlısı Bige ile başlanacak. Bige'nin açıkları aranacak, bulunacak ve çökertilecek. O düğün yapılmayacak. Olmayacak o düğün. Nesli, sen de Onur'u şirkette çalışamaz hale getireceksin kızım. Tamam mı? Tamam. Sen de babama şirketi benim nasıl... Zafer. Elini çabuk tut oğlum. Şu Melis meselesini hızlandır. Bak Onur çökerken senin herkesin gözüne girebilmen için yeni yeni projeler, planlar yapman lazım. Anlıyor musun beni? Ya anne merak etme, benim kendime ait bir planım var. Nedir senin planın ya? Göreceksin. Neyi merak etme oğlum? Habire bana benim bir planım var benim. Nedir senin planın Allah aşkına nedir? Habire dilinde bir plandan bahsediyorsun. Söyle de ben de rahatlayayım. Artık sinir sistemim harap oldu çünkü. Planım var, planım var. Sabır, birazcık sabır. Ha, geldik. Teşekkür ederim. Yani hem tiramisu için hem de eve bıraktığım için. Ben teşekkür ederim. Sayende bütün stresimi tiramisu'ya gömdüm. Ama söylemiştim, o tiramisu'nun bu dünyada çözemeyeceği hiçbir şey yok. Bak güven bana. Keramet tiramisu'da mıydı yoksa sohbette miydi emin değilim. Biraz iyi geldiysem ne mutlu bana. Karşıma çıktığın andan beri hayatıma sihir kattığın bir gerçek. Şans. Gerçekten şans. Yani hep bildiğim yerden geliyorsun çünkü o yüzden. Neyse ben daha fazla şımarmadan evime gireyim olur mu? Tamam. İyi geceler. Ben sana kapıya kadar eşlik edeyim dedim. Ay inmeseydin hiç. Kapıya kadar geçirmek istedim seni. İyi geceler. Her şey illa yoluna girer biliyorsun değil mi? Arabayı niye çıkardınız? Mesleğe almış tabii. Neslihan Hanım? Otelde kalacağım. Bir sorun yok ya. Sorun yok. Babama söylersin. Sonunda istediği oldu. Benim de üzerimden yılların yükünü almış oldu. Thank you.
şeye ihtiyacın var mı? Biraz su. Sağ ol. İyi geceler, ben yatıyorum. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim? Fikrimi merak etseydin önceden sorardın. Ben yatarken çarkı aynı şekilde çevirecek biri lazım. O biri de Onur. Biz burada koyun sürüsüyüz. 15 gün boyunca başıboş dolaşamayacağız. Öyle mi? Şu an böyle olması gerekiyor. Hem Onur da benim çocuğum. Lütfen. Konuyu yine bu noktaya getirme. Seninle bu haldeyken tartışmak istemiyorum. Konuşturma beni. Her zamanki gibi sen nasıl istiyorsan öyle olacak Hamit. İyi geceler. Beni yalnız mı bırakacaksın? Yan tarafta Has oğlun yatıyor. Bir şey olursa imdat dersin, Onur gelir yanına. Hiç korkma. Güzel. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Yetişin ha dostlar, tutuşuyorum. Ay! Ah Merih, ne yapıyorsun ya? Sabah sabah. Hele onu sen söyle. Ya. Kop da gel. Ah. Aa, o zaman aşağıdaki hediyeyi ben mi açayım? Hangi hediye? Kimden gelmiş o? Ha? Ver bakayım. Ya versene Merih, versene. Ya koskoca vekil CEO karga kahvaltısını etmeden sana paket yollamış. Sen hala çeçesineyi ısırmış gibi yayıl dur. Aa, dondu. Bana bak, açsana şunu, çatlayacağım hadi. Açıyorum ben. Açtım. Ah, gelin çiçeği gelmiş. Yok artık. Yakala. Ne olmuş ki? Zor zamanların sihirli dokunuşu. Desteğin ve kazandırdıkların için ne kadar teşekkür etsem az Onur Köksal. Aa, replikası gelmiş falan. Ay zahmetlere bak. Düştü biri. Mıhlama peyniri, tipe bak. Tabii. Adam CEO olarak ilk icraatında sana hediye gönderiyor. Erimeyip de ne yapacaksın? Onur, usul usul sana akmıyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Akıştayız aşko. Ay bilmiyorum Merih ya, bilmiyorum. Yani tam diyorum ki boş ver kızım sen Onur'u. Nişanlı zaten diyorum. Sen işine gücüne bak diyorum. Geliyor böyle bir şey yapıyor. Bütün dengemi şaşırtıyor. Kendi dengesi şaşmış da ondan. Yani aklı sana kayıyor tabii ama nihayetinde bu ailelerin de evliliği. Yani dün o masaya oturduğu gibi babasının lafıyla misyonunu seçmek zorunda kalırsa nikah törenine de ancak davetli olarak katılırsın Pumpkin. O yüzden çok da yükselmesem ya. Yani bilemedim yani. Aşağı baksaydık bu kadar çıkabilir miydik ha Pumpkin? Sen her zaman kendin diyordun. Ne oldu yani şimdi? Hayırdır? Ve ne diyorsun yani peki, ne? Yani diyorum ki Onur bu verdiği karara mahkum mu? Eğer öyleyse önce onu özgürlüğüne kavuşturacağız. Çünkü böyle sağlıksız bir ruh haliyle verdiği bu karar önce kendisine zarar yazar. Ha, yani şey, kendim için bir şey istiyorsam namerdim diyorsun yani. Ve kime ne anlatıyorum diyorum. Telefonumu versene. Ne ha. Oldu bir yerde? Ne yapacaksın kız? Onur'a mı atacaksın? Saçmalama. Önce sosyal medyaya koyacağım. Aa, öğrendin sen bu işi. Sabahlar hep güzeldir. Bazıları daha güzeldir. Günaydın. 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 Günaydın Onur Bey. Hayırlı olsun. Günaydın, teşekkürler. Günaydın Onur Bey. Günaydın. Bütün şirkete bilgilendirme mesajı gitti mi? Neslihan'ın sabah toplantısı vardı ama erken gelmesi lazımdı ama gelmedi. Evde de yoktu. Otelde kalacakmış. Ben eve girince tepki vermese şaşırırdık.
Neyse, gecikirse toplantıya sen gir. İhtiyaç olursa ben dahil olurum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir gün sen benim o koltukta oturmamı isteyeceksin. Çünkü senden sonra onları toplayabilecek tek seçeneğin benim. Maç çekişmeli geçecek. Ama sen kaleyi en az baban kadar doldurdun. Neslihan'la zaferi organize edelim. Harika işleri iyice kızıştırmadan bir konuşalım biz. Kaza mübarek olsun. Buyurun Onur Bey. Teşekkürler. Hamit Bey iyidir umarım. İyi, sağ ol. Sen Ferda Hanım'la senkronize ol. Babamın programını bana göre ayarlayın. Merak etmeyin, ben konuştum bile. Sizin programınızı da yeniden düzenledim. Bu arada sabah kediniz yerine ulaştı. Çok ince bir jestti. Günümü güzelleştirdin. Teşekkür ederim. Nasıl? Ay, yardım edelim nenemize, sahip çıkalım neneciğim. Sen en son flört ettiğinde sene kaçtı? Dalga geçme, stres oldum. Ya bana bak, öyle iki saat mesaj açık bekleme, yazıyor görünme, ya notlara falan geç. Sen hiçbir şey bilmiyorsun ha. Hadi. Tamam. Buldum. Hı. Vallahi buldum. Okuyorum, hazır mısın? Hı. Günümü güzelleştirdin. Yalnız çıtayı öyle bir yükselttin ki doğum gününde ne alacağımı zaten bilmiyordum. Burada doğum gününe bir gönderme var. Hı. Şimdi seçim yapmak daha da zor olacak. Birlikte daha pek çok kazanımları niyetle alıyorum. Çok teşekkür ederim. Nasıl? Nenemiz döktürmüş, döktürmüş. Ver bakayım. Hı. Copy paste. Yolla. Hı. Ne? Yolladın mı? Acıktım. Ya beni saçmalama. Ya yanlış yazdıysam? Hadi git çay koy. Hadi. 3 saniye içinde dönerse eğer... bu demektir ki... Ve hala yazıyor. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Hadi git çay koy. Ha. Sen koy. Ay. Yazıyor. Doğum günümün yaklaştığını nereden biliyorsun? Bak, doğum gününü soruyor ya. Ha. Meşhur fotoğraflarımızı araştırırken bonus olarak kimlik bilgilerini dökmüştü arama sayfası. Doğum günü kutlayan biri değilimdir. Ama bu sene şimdiden heyecanlandırdı. Yalnız adam yürümüyor, koşuyor ama... Ay, bu bilge duvarını nasıl aşacaksınız hiç bilmiyorum. Geç. Yakışıklı yöneticimiz bugün nasıllar? Neslihan hala gelmedi. Telefonu da kapalı. Ve randevuların hiçbirini iptal etmedi. Gelen herkes eli boş dönüyor. Neslihan'dan bir özür hediyesi gönderelim. Gelenlere de benimle bir randevu organize et. Tamam. Maaşlar için de ödeme emri vermesi lazımdı. Onu da mı yapmamış? Tamam, ben hallediyorum buradan. İstersen otele gidip konuşayım. Yok, meydan okuyor. Bırak okusun. Asistanına söyle, Müge ile senkronize olsun. Neslihan'ın programını da bana göre organize et. Asıl bugünün mevzusu Ragıp Bey gelecek. Dubai'deki otel inşaatının yüklenici firması. 40 yıllık Ragıp abiyi bana mı açıklıyorsun? Sen onunla bir kahve iç. Ben de o esnada onun bir dosyasına bakayım.
Peki. Daha kaç bin kez bakacaksın aynı ekrana. Kim o? Dur, 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 Meriç. Ya Onur'sa? Onur mu acaba? Sürpriz mi yaptı acaba? Ay yok artık, koskoca CEO buraya da mı gelecek? Yok artık. Ya dur, açma, açma. Pijama var benim üstüme. Ay saçmalama. Zafer Bey. Hoş geldiniz. Melisa Hanım burada mı? Melisa Hanım. Tabii de evde. Biz de tam kahvaltı yapıyorduk. Buyurun. Dağınıklığın kusura bakmayın. Zafer, hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma böyle damdan düşer gibi geldim ama acil bir SOS'imiz var. Hayırdır, Hamit Bey'e bir şey oldu? Yok yok, herkes iyi gayet ama bugün benim için çok önemli bir lansman var. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım çok sürpriz bir proje. Babamın durumu malum, ailenin durumu bende. E'si yalnız kaldım. Vallahi yani kimsem yok şu an. Böyle de tadı çıkmıyor. Ben de gelirken direksiyonu kırdım hiç düşünmeden. Eğer bir bitmediniz Köksal ailesi, bir salın beni dersen anlarım. Ama eğer demezsen, bana eşlik edersen çok sevinirim. Yani öncelikle hayırlı olsun tabii ama benim bugün biraz programım yoğun. Değil mi Merih? Doluyum ben bayağı. Yani ben organize ederim, dağıtırım programı. Sorun yok. Sensin. Aslansın Meri. Sana yemek borcum var, unutturma. Tamam mı? Evet Meri, sen hep aslansın zaten. Meri hep çözer, kurtarıcıdır. Meri. Aynen. Tamam o zaman ne yapalım? Nasıl giyineyim ben? Ne uygun olur? Nereye gidiyoruz? Sana giydiğin her şey yakışacağı için hiç problem yok. Ben böyle katılıyorum. Ben aşağıda bekliyorum o zaman. Acele etme, hiç acelemiz yok. Telaş etmene gerek yok. Aşağıda bekliyorum. Burada bekleseydin çay, kahve. Yok yok, zaten birden geldim. Birkaç telefon görüşmem var. Aşağıda beklerim ben. Sen bilirsin. Ne yaptın sen? Hı? Ne gerek vardı şimdi buna? Allah Allah. Ay ne Allah Allah, tamam neyse. Ne giyeceğim ben şimdi? Sen iki tane yakışıyor canım. Şımarma, şımarma. Yürü. Bela. Belasın sen zaten. Gülme. Hayır yani bir şey de demedin. Ne giyeceğim ben şimdi söyle. Aman ne giyersen giy, ne olacak? Şişt, bana bak. Zafer'deki bu iş aşkı parayı erken almamızı sağlayabilir. Bu nasıl? Olmaz o nenem. Nenem. Tik tak, tik tak. Saat aleyhimize işliyor aşko. 800 binli geri isteyen abileri de unutmayalım lütfen. Tamam da bu ya sadece iş değilse? Yani ya konuyu başka şeylere getirirse? O zaman ne yapacağım Merih? Yani zaten düğümdük. Az daha dolanırız. Sağ ol. Çok yardımcı oluyorsun gerçekten. Her zaman canım. Hı. Tamam. Hoş. Bu o zaman. Hı? Ben şimdi seni böyle moralsiz bırakıp işe nasıl gideyim? Moralsiz mi? Bence sen beni hiç tanımamışsın Fuat. Asıl şimdi keyfin yerine geldi. Gerçek hedeflerimi dinledim. Nasıl hedefler bunlar? Mesela benim hayatımın kadını olmak gibi hedefler mi? Neden olmasın? Sen çapkınlığa doydun sayılır artık. Evlenmek ikimize de iyi gelebilir aslında. Bir dakika. Kafesleniyor muyum şu anda ben? Hayır. Yeterince şirkete zaman ayırdım diyorum. Biraz da aşkın kollarına bıraksam kendimi hiç de fena olmaz. Ayrıca senin gelirin beni yaşatmaya yeter diye düşünüyorum. Ya bak şu anda inanılmaz bir an yaşıyorum.
Ama öyle yalan bir oyunun var ki Nesli bir türlü ikna olamıyorum. O yüzden tekrar soracağım sana. Gerçekten evlenmek mi istiyorsun? Beyaz atlı prensim de istiyorsa, evet. Benim bundan daha çok istediğim bir şey yok. Gel bakayım buraya. Kim? Ya senin toplantın yok mu? Hadi geç kalma, ben bundan sonra buradayım zaten. Alo İbo, ne yapıyorsun bakalım? Boşta mısın? Ben de. Akşama kadar boşa düştüm. Arayayım dedim oğlum. Sana bomba anlatacaklarım var. Gel bir buluşalım, tamam mı? Bak şöyle yapalım o zaman. Ben oraya geliyorum. Oradan da bebeğe geçeriz. Ne dersin? İyi, hadi görüşürüz. Galip abi, Neslihan şu an burada değil. Ya bunu nasıl okeyledi bilmiyorum ama... Arayıp soramıyorum da. Ayrıca sorsam da bir şey değişmez. Çünkü burada bir hata var. Bu sözleşme bu haliyle kabul edilemez. Niye yeğenim? Sen ne ara inceledin de bildin? Bütçe bu, teslim tarihi bu. Anca yetiştiririm diyorum. Abi ben piyasayı da biliyorum, sizin kapasitenizi de biliyorum. O yüzden hiç anca deme bana. Araya aldığın işten de haberim var. O yüzden gerekirse çift ekip kurarsın. Bu fiyat da revize olur, teslim tarihi de öne çekilir. Detaylar aynı. Sadece arkadaki rakam ve teslim tarihi değişti. Bunun üzerinden devam edelim. Neslihan'ı kilitledik. Baban da onayladı. Daha demin gelirken görüştük. Sen istersen babanı ara, onunla görüş. Çok kaptanlı gemi yürümez Onurcuğum. Siz aranızda mutabık olun. Daha sonra görüşürüz. Tamam mı? Ha, Onurcuğum, bu arada babana çok selam söyle. Müge, bize bir izin verir misin? Tabii. Babam yaptığı yerden iş görüşmesini yapıyor kardeşim. Bilmiyorum. Senden bir şey isteyeceğim. Babanla mı konuştun? Sana aşağı kadar eşlik edeyim dedim Ragıp abi. Bir anda her şey üstüne kaldı. Zor. İnşallah süreç uzamaz. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Allah cezasını versin. Ne bu şimdi? Onur? Ne oluyor? Şans. Belki de yarım kalan sohbetimizi tamamlamamız için bir fırsat yaratıldı. Oğlum, ben kapalı yerde kalamam. Açtır şu kapıyı bak, kapışmayalım. Ragıp abi, elinde büyüdüm, kabul. Fakat o günler bayağı geride kaldı. Bu kabulle bir daha konuşalım mı? Çocuk çocuk işler yapıyorsun ama. Bak, nefes alamıyorum diyorum. Sen dedin ya, çok kaptanlı gemi yürümez diye. Ama bak... Sen mevcut kaptanı tanımayınca hiçbir şey yürümüyor. Babamı ara istersen. O açtırsın. Ya oğlum, sonra mı iş yaptıracaksın bana? Ha? Eşkıya mı oldun sen? Görevi daha dün devraldım. Babam hasta, biliyorsun. Hangi gerekçeyle olur verdi bilmiyorum ama yarın bana... işin başında sen vardın. Bu açığı görmeliydin diyecek. Bunu bilecek kadar iyi tanıyorsun onu. Sana da fiyat yükselttim ve geç teslim ettin diye bir sonraki işinde ya arıza çıkaracak ya da daha fazla taviz vermeni isteyecek. Gel sen beni dinle. Tatlı tatlı halledelim ha. İkimiz de üzülmeyelim. Tamam. Vadeyi kısaltırım. Ödemeleri erken isterim o zaman.
Hadi oğlum aç da şu kapıyı. Kilitledik mi? Kilitledik ulan, kilitledik. Yeter artık, aç da şu kapıyı. Açabilirsin. Ulan sen babandan da deli çıktın ha. Delirmeden kaptan olunmuyormuş. Sen daha iyi bilirsin gerçi. Senelerin kaptanı.